Işık kirliliğinin olmadığı bir gece, karanlık bir bölgeden gökyüzüne baktığımızda binlerce yıldız görürüz. Teleskop ya da dürbün gibi ekipmanlar kullanmadan, yani çıplak gözle görebildiğimiz yıldız sayısı yaklaşık olarak 5000 kadar. Tabii bu sayı gökyüzündeki yıldızların sayısının sadece küçük bir kısmını oluşturuyor. Çıplak gözle görebileceğimiz yıldızların haricindeki yıldızlar ya bizim gözlerimiz için oldukça düşük parlaklıktalar ya da bizden oldukça uzak mesafelerdeler. Peki çıplak gözle görebildiğimiz bu yıldızlardan acaba kaçı hala orada? Acaba baktığımız o yıldızların ışıkları bize ulaşana kadar çoktan yok olmuş veya patlamış olabilirler mi? Sorumuzu cevaplamaya hemen başlamadan önce bugün neden böyle ilginç bir soruyu yanıtlamaya çalıştığımızdan bahsedelim. Gözlemlediğimiz yıldızların hala orada olup olmadığı sorusu aslında ışığın sınırlı bir doğasının olmasından ileri geliyor. Saniyede yaklaşık 300 bin kilometre ile evrenin hız limiti olan ışık hızının da bir limiti olduğunu biliyoruz. Bu durum, yani ışık hızının saniyede 300 bin kilometrenin daha da üzerinde hıza sahip olamıyor oluşu, gökyüzünde gözlemlediğimiz tüm cisimlerin uzaklıklarına bağlı olarak aslında geçmişlerine baktığımız anlamına geliyor. Çünkü ışığı oluşturan parçacıklar olan fotonlar uzayda bir yerden başka bir yere seyahat ederken başka bir referans noktasına göre zaman geleceğe doğru akmış oluyor. Gelin bunu basit örneklerle daha anlaşılabilir bir hale getirelim. Bize en yakın doğal uydumuz olan Ay'ın ortalama uzaklığı 384 bin kilometre kadar. Yani ışığın bir saniyede alabileceği mesafenin birazcık daha üzerinde bir uzaklık bu. Dolayısıyla Ay'dan yansıyan ışınlar dünyamıza ve nihayet gözlerimize ulaşana dek uzayda 1,4 saniyelik bir zaman harcamış oluyor. Yani Ay'a baktığımızda onun aslında 1,4 saniye geçmişteki halini görmüş oluyoruz. Bize en yakın yıldız olan Güneş ise 150 milyon kilometre kadar uzakta. Bu yüzden Güneş'ten çıkan ışıklar bize ulaşana kadar uzayda bize göre 500 saniyelik bir yolculuk yapıyor. Yani Güneş'e baktığımızda onun 8 dakika önceki halini görüyoruz. Temel mantığı anladığımıza göre örnekleri hızlıca artıralım. Çünkü ışığın boşluktaki hızı daima sabit olduğu için bunu uzaklığını bildiğimiz tüm gök cisimleri üzerinde kolayca uygulayabiliriz. Jüpiter'e baktığımızda 48 dakika, gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'a baktığımızda 8 yıl, bize en yakın açık yıldız kümesi Boğa kümesine baktığımızda 153 yıl, Ülker açık yıldız kümesine baktığımızda 440 yıl, gözlerimizi kırmızı dev Antares'e çevirdiğimizde ise 554 yıl geçmişe bakıyoruz. Tabii ki bu örnekleri 5000 yıldız üzerinde bir bir tekrar etmeyeceğiz. Ama bu örneklerden ve bu bilgilerden hareketle örneklerde bahsi geçen gök cisimleri, özellikle de daha uzak olanlar belki de çoktan yok olmuş, patlamış olabilir diye düşünebiliyoruz. Bu düşünce her ne kadar başlangıçta varsayımsal olarak akla oldukça yatkın gelse de kaçırdığımız bazı önemli noktalar var. Öncelikle gökyüzüne baktığımızda görebildiğimiz tüm yıldızların galaksimiz Samanyolu içindeki yıldızlar olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Hatta bırakın galaksimizin dışındaki yıldızları görmeyi, kendi galaksimizin genişliğini de bildiğimiz için gördüğümüz yıldızların galaksimizin aslında küçücük bir kolunda olduğunu da söyleyebiliyoruz. Galaksimiz Samanyolu yaklaşık 100 bin ışık yılı genişliğinde. Yani galaksimizin bir ucundan yayılan bir ışık demetinin diğer ucuna ulaşması yaklaşık 100 bin yılını alıyor. Bu da şu anlama geliyor. Dünyamız galaksimizin sınırındaki kollardan birinde bile yer alıyor olsaydı, galaksimizdeki bize en uzak yıldızın dahi en fazla 100 bin yıl önceki halini görebilirdik. Oysa çıplak gözle görmemizin mümkün olduğu 5000 yıldızdan hiçbiri bizden bu kadar uzak değil. Güneş'i saymazsak çıplak gözle görebildiğimiz en yakın yıldız Alfa Centauri A yıldızı bize yaklaşık 4 ışık yılı uzaklıkta. Diğer taraftan karanlık bir gökyüzünde çıplak gözle görebileceğimiz en uzak yıldız olan V762 Cassiopeia yıldızı ise bizden 16 bin ışık yılı kadar uzakta.
yani ekipmansız biçimde görebildiğimiz 5000 kadar diğer bütün yıldızların uzaklığı 4 ışık yılı ve 16.000 ışık yılı arasında değişiyor. Bu da bizi şu sonuca götürüyor. Bizler sadece gözlerimizi kullanarak en fazla 16.000 yıl geçmişe bakabiliyoruz. O halde başlangıçtaki sorumuzu bu bilgiye göre güncelleyelim. Çıplak gözle görebildiğimiz yıldızların son 4 ila son 16.000 yıl içinde patlamış olma ihtimalleri var mı? Yıldızların ömürleri söz konusu olduğunda bırakın 16.000 yılı, 100.000, 200.000, 500.000 yıl gibi sayılar dahi bir kelebeğin kanat çırpması kadar kısa süreler aslında. Nitekim oldukça zor da olsa çıplak gözle görebileceğimiz en kısa ömürlü yıldız olan Eta Carina yıldızının ömrü dahi 2 milyon yıl kadar. 2 milyon yıl ömre sahip bir yıldız için kısa ömürlü tabirini kullanıyoruz ve üstelik böylesine kısa ömürlü yıldızlar da diğer yıldız türlerine kıyasla oldukça nadirler. Gözlemlediğimiz her yıldızdan sadece %0.0001'i Eta Carina kadar kısa ömre sahip. Üstelik Eta Carina 7500 ışık yılı gibi bir yıldızın ömür süresine kıyasla bize oldukça yakın bir yıldız. Yıldızlarda 7500 yıl gibi kısa süreler içinde dramatik değişiklikler gerçekleşmesini bekleyemeyiz. Bununla birlikte Samanyolu'ndaki yıldızların %85 gibi ezici bir çoğunluğunu kırmızı cüce adını verdiğimiz yıldızların oluşturduğunu söylememiz lazım. Bu yıldızlar kütlelerine bağlı olarak 70 milyar yıldan 10 trilyon yıl aralığında bir yaşam süresine sahipler. Yani hem Samanyolu hem de tüm evrende en bol miktarda bulunan kırmızı cüce yıldızlar aynı zamanda en uzun ömürlü yıldızlar. Yine de kırmızı cüce yıldızlar oldukça soluk gök cisimleri olduklarından onları çıplak gözle görmemiz bir hayli zor. Bizler çıplak gözle ömürleri 10 milyon yılla 1 milyar yıl arasında değişen kısa ömürlü yıldızları gözlemleyebiliyoruz. Bu tür yıldızlar evrende var olan tüm yıldızların sadece %3'lük bir kısmını oluşturuyor. Yani görebildiğimiz yıldızlar en kısa ömürlü yıldızlar oldukları halde gördüğümüz yıldızların %99 kadarının son 100 bin yılda patlamış olması neredeyse imkansız. Tabii istisna olarak düşünebileceğimiz birkaç yıldız akla gelebilir. Bunlardan biri Betelgeuse yıldızı. Ama kozmik zaman ölçeğine göre ömrünün son anlarını yaşayan Betelgeuse yıldızı bile belki siz öldükten hatta torunlarınızın torunlarınızın torunları dahi çoktan ömrünü tamamladıktan sonra bile hala patlamış olmayacak. Yine de konuyla ilgili uç ve popüler bir örnek vermek gerekirse Andromeda gökadasını gösterebiliriz. Çünkü Andromeda hem Samanyolu'nun dışında hem de çıplak gözle gözlemleyebildiğimiz bir galaksi ve bizden tam 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta. Yani Andromeda'ya baktığımızda onun 2,5 milyon yıl önceki halini görüyoruz. Ancak Andromeda'daki yaklaşık 1 trilyon yıldızın %80'inden fazlasının ömrünün 10 trilyon yıl kadar olduğunu biliyoruz. Buna göre Andromeda gibi çok uzak bir gök cisminin şu anki halini hemen görmemizin bir yolu olsaydı dahi hala dikkate değer bir değişiklik olmadığını fark ederdik. Tabii bu noktada olası bir kafa karışıklığını da düzeltmek gerekiyor. Çıplak gözle Andromeda'yı görebileceğimizi söyledik ama çıplak gözle görebileceğimiz yıldızlar listesine Andromeda'yı dahil etmedik. Aslında bunun sebebi Andromeda'daki yıldızları tekil biçimde göremiyor oluşumuz. Dürbün veya teleskopla baktığımızda bile Andromeda'yı soluk ve silik bir bulut gibi görüyoruz. İşte bu yüzden Andromeda'yı bu videonun konusuna tam olarak dahil edemiyoruz. Ve Andromeda'yı dahil etmediğimizde de görebildiğimiz tüm yıldızların kozmik ölçekte düşünüldüğünde aslında burnumuzun dibinde olduğunu kavruyoruz. İşte bu nedenle gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz yıldızların ışığının bize ulaşana dek patlamış veya yok olmuş olma ihtimalleri neredeyse sıfır. Yani bir kez daha gökyüzüne baktığınızda sizden en az 16.000 yıl önce yaşamış bütün insanlarla aslında aynı gökyüzüne bakmakta olduğunuzu unutmayın. Geçmişte yaşamış bildiğimiz tüm bilim insanları ve astronomların üzerinde çalıştığı, fikirler ürettiği, şairler ve sanatçıların bakıp ilham aldığı aynı gökyüzünü hala aynı şekilde paylaşıyoruz. Bunun sebebi video boyunca da anlatmaya çalıştığımız gibi göksel cisimlerin ömürlerine kıyasla kendi ömürlerimizin bir kelebeğin kanat çırpması kadar kısa olması.